Gençler hepinize merhabalar. Bugünkü konumuz periyodik cetvelin tarihçesi. Artık periyodik cetvele giriş yaptık. Biliyorsunuz ki günümüzde bilinen 118 tane element var. Ve biz bunların tek tek özelliğini öğrenmek yerine bunları belli bir sıralamaya bırakmışız. Aynı olan elementler bir grupta, yani tek tek sodyum nedir, oksijenin özelliği nedir demek yerine alt alta dizmişiz. Bu grubun özelliği budur diye yapmışız. Şimdi insanlarda tek tek bulmanın yolunu, yani tek tek öğrenmek yerine bunları bir sıralama koymayı düşünüyorlar. Tabii bunu çok eski zamanlarda yapıyorlar. Ve günümüzdeki periyodik tabloya en yakın olanı Louis Luther Meyer'la Dmitri Ivanovich Mendeleev'in yaptığı görülüyor. Şimdi bunların yaptığı çalışmalar nedir? Mendeleev kalkıyor 1860'lı yıllarda. O dönemler bilinen 63 tane element vardı. Bu 63 tane elementi artan atom kütlelerine göre sıralamış ve bu sıralamada da elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tekrarlandığını fark etmiş ve bunun üzerine şu gördüğünüz tabloyu oluşturmuş. Hemen şöyle bir tabloyu gösterelim. Şu tablo. Şimdi gençler, bu tabloda Mendeleev kalkıyor atom artan atom kütlelerine göre. Şöyle ki şurası mesela 1, o zamanlar helyum bilinmiyordu, lityum vardı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gibi böyle sıralamalar koyuyor. Çünkü periyodik cetvel biliyorsunuz ki soldan sağa doğru bir sıralama içinde. O dönemler sadece bunlar olduğu için görüyorsunuz mesela hidrojenin 1'di, lityumun 6'dır, işte beryumun 9'dur, borun 10'dur. Karbonun 12'dir, azotun 14'tür. Böyle artan kütlelerine göre sıralıyor. Daha sonra Mendeleev kalkıyor, diyor ki bu periyodik tablo hatalı. Peki neye göre hatalı? Diyor ki ben atom kütle numaralarına göre yaparak hata yapmışım düşüncesiyle ne yapıyor? Element özelliklerini, bu periyodik tablosunun yanlış olduğunu düşünüyor. Bunun üzerine Henry Moser'le gençler bir X ışını ile yaptığı çalışma sonucunda bakıyor ki atom numarası 13 olan, yani alüminyumla atom numarası 79 olan altın arasında olan elementlerin atom numaralarını buluyor. Ve kalkıyor bu atom numaralarını bulduğu elementleri fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom numarasına bağlı olduğunu deney ile gösteriyor. Daha sonra kalkıyorlar bu sıralamalarına göre günümüzdeki periyodik tabloya en yakınına o oluyor. Tabi bilinen elementler arttıkça periyodik tablonun şekli bile değişmiş olsa ilk ortaya atan Mendeleev'dir ama çalışmanın sonunu getiren de Moser'dir. Şimdi biz bilim adamlarını burada söylerken isim olarak yazıyoruz ama daha çok soy isimleriyle hitap ediyoruz. İşte periyodik cetveli ilk bulan Mendeleev'dir, işte devamını getiren Moser'dir diye bilgilerde bulunuyoruz. Peki bizim günümüzdeki periyodik cetvelde ne var? Hemen bir ona bakalım. Şimdi biliyoruz ki günümüz, yani modern periyodik cetvel artan atom numaralarına göre sıralanır. Sözel sorularda bu karşınıza çok çıkar, bilginiz olsun. Günümüzdeki periyodik cetvel artan atom numaralarına göre sıralanır. Daha sonra ikinci bir şeyimiz ise periyodik cetvelde gençler elementler sembolleri ile birlikte bir de atom numaraları ile gösterilir. Çok basit bir örnek göstereyim. Şimdi normalde klorun kütle numarası 35 küsür ya. Ama periyodik cetvelde gösterirken biz bu 35 olarak göstermiyoruz. Periyodik cetvelde kloru sembolü ile birlikte köşeye atom numarasını yazarak gösteriyoruz. Bakın periyodik cetvele. Şimdi birazdan örnek olarak açacağım zaten. Oradan da periyodik cetvelden şu şekilde hepsi gösterilir. Daha sonra gençler periyodik cetvelin bir de yatay sıralaması var. Şöyle soldan sağa doğru, soldan sağa doğru. İşte gençler biz bu yatay sıralamasına periyot diyoruz. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot diye sıralıyoruz. Periyodik cetvelde toplamda 7 tane periyot vardır. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye şöyle yukarıdan aşağıya doğru. Ta şöyle kenarda bir tane de var, hemen onun üzerinden gidelim. Bakın şurada böyle bir örneği var. Bu kısım birinci periyot. Şu kısım. Burası ikinci periyot. Tabii bu böyle devamı geliyor. Bu kısım üçüncü periyot. Dördüncü periyot. Beşinci periyot.
6. periyot, bir de 7. periyot diye gidiyor. Şimdi şu alt kısımlar dediğimiz şey gençler, bu alt kısımlar aslında 6 ayla 6. periyotta 7. periyodun olduğu, şu geçiş elementlerinin olduğu yerdir. Hemen şu kısım. Ama periyodik tablonun şeklini bozmamak adına, çünkü şöyle 6 ve 7'den çok uzun bir şey olmuş olacak. Bunu bozmamak adına bu iki grubu elementlerini şöyle aşağı kısımda gösterirler ve buna lantanitler ve aktinitler adını verirler. İlginiz olsun. Peki geliyoruz, toplamda dedik ki 7 tane periyot var. İlk periyodumuz, yani 1. periyodumuzda 2 tane element bulunur. Bunlar neydi? Hidrojen ve helyum. 2. periyodumuzda ise 8 tane element. 3. periyotta 8 tane element. 4. periyodumuzda 18. 5. periyodumuzda 18. 6. ve 7. periyotlarımızda ise şu iki grubu da sayarsak eğer gençler, şu tarafı 6 ve diye eklenmiş haliyle toplamda 32 tane element bulunuyor. Alt kısımları tekrar ediyorum. Lantanitler ve aktinitler diye iki ayrı gruba ayırmışız. Lantanitler grubu 6. periyoda ait, aktinitler grubu ise 7. periyoda aittir. Bir de gençler, soldan sağa kısmı dışında yukarıdan aşağıya olan bir kısmımız da var. İşte gençler, yukarıdan aşağı olan kısma ise grup numarası denir. 1, 2, 3, 4, 5 diye sıraladığımız gruplardır. Bizim gruplarımızda gençler toplamda 16 tanedir. 8 tane A grubu, 8 tane de B grubu vardır. Hemen şöyle sol tarafa da geçelim, oradan da devam edelim. Gençler, A grubu dediğimiz gruplar baş grup elementleridir. B grubu dediğimiz gruplar ise geçiş elementleridir. Bir de bu grupların özel adları var. Özel adları nelerdir? Hemen bu tabloyu iyi bir bilelim. Gençler, 1A grubu alkali metaller olarak adlandırılır. 1A grubu dediğimiz kısım ise hemen şuradaki bu kısımdır. 2A grubu toprak alkali metallerdir. 3A grubu, şöyle gösterelim, toprak metalleridir. 4A grubu karbon grubudur. 5A grubu azot grubudur gençler. 7A grubu halojenlerdir. 8A grubu ise soy gazlardır gençler. B gruplarının hepsine geçiş elementleri diyoruz. Ama lantanitler ve aktinitlerin olduğu seviye ise iç geçiş metalleri diyoruz. Çünkü niye? Onlar 6 ile 7, 6. periyotla 7. periyodun arasında olduğu için onlar da iç geçiş metalleri olarak sayılıyorlar. Peki bununla ilgili sorular nasıl gelir? Soru tipleri nasıldır? Hemen şöyle bir katman sayısından da giderek soru tiplerine bakalım. Şimdi biliyorsunuz ki periyodik cetvelde metallerin veya ametallerin ya da soy gazların yerini bulmaya çalışıyoruz. Nasıl? Elime şöyle bir klor atomu geldi. Tamam. Ve bana diyor ki bunu periyodik cetveldeki yerini bulunuz. Şimdi hemen bulalım. Gençler, sıralaması nasıl olur? Her zaman birinci periyot dedik ki en fazla 2 elektron alır. Atom ve yapısındayken de işlemiştik. İkinci periyot en fazla 8 tane element alır. Üçüncü periyot yine en fazla 8 alır. Aslında şöyle bir x'ten gösterelim. Birinci periyot 2, ikinci periyot 8, üçüncü periyot 8, dördüncü periyot 16 tane elementi alır gençler. Şimdi klora bir bakalım. Toplamda 17 tane protonu var. Yani atom numarası var. İlk periyot 2 tane elektronu doldurdu. İkinci periyot 8 tane doldurdu. Toplamı 10 oldu. Bana geriye kaç kalıyor? 7 kalıyor. O zaman ben buraya 7 yazabilirim. Ben bunun için periyot yerini ne derim? Çizgi sayısı kadar, yani katman sayısı kadar periyodu. O zaman ne oluyor burası? 3. periyot. Çünkü toplamda 3 tane katmanı var. Değerlilik elektron sayısını ise grup numarası yapıyoruz. Ne oluyor? 7A grubu. Demek ki klor 3. periyodun 7A grubunun olduğu kutucuğun içindeymiş. Ya da hemen bir kalsiyumdan örnek verelim. Onun da atom numarası 20'dir. Yine 1. katmanı 2, 2. katmanı 8, 3. katmanı 8. Çünkü niye? 3. katmanım en fazla 8 elektron alabilir. O zaman son katmanında 2 elektronu kalır. Sayıyorum.
katman sayısı kadar dedim ki periyodu var. Toplamda kaç tane katmanı varmış? 1, 2, 3, 4. O zaman hemen diyeceğim ki 4. periyot. Değerlilik elektron sayısı kaç? 2. O zaman onu alıyorum. 2A grubu diye yazıyorum. O zaman demek ki kalsiyum 4. periyodun 2A grubundaymış. Burada da zaten örneklerde var bulma şekli nasıldır diye. Şöyle. Peki biz bu konuyla alakalı hemen soru tiplerine bakalım. Bakalım soruları nasıl? Şöyle burada bir örnek var gençler. Gelin biz de hep birlikte bulalım. Şimdi bana burada bazı elementler vermiş ve demiş ki bu elementler ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız diye. Yanıtlayalım. Katman elektron dizilişlerini yazın. Az önce öğrenmiştik zaten. Hemen yazabiliriz. Şimdi ilk önce sodyumu yazıyorum. Sodyumun katman dizimi nasıl? Birinci katman en fazla 2 elektron alır. İkinci katmana kaç kalır o zaman? 5 elektron kalır. Aynı şekilde magnezyumu yazıyorum. Magnezyumun da kaç? 12 vermiş. Hemen yazıyorum. Birinci katman 2, ikinci katman 8, üçüncü katman 2 elektron alır. Alüminyumun 13 yazıyorum. Birinci katman 2, ikinci katman 8, üçüncü katmana 3 kalır. Kloru zaten az önce hep birlikte örnek olarak gördük. Yine yazalım. 2, 8 ve 7. Değerlilik elektron sayılarını bulunuz diyor. Biliyorum ki bir atomun, şöyle bir atomun veya elementin son katmanı değerlilik elektron sayısıdır. O zaman azotun değerlilik elektron sayısı kaçmış? 5. Magnezyumun kaçmış? 2. Klorun kaçmış? 3. Alüminyumun 3. Klorun kaçmış o zaman? 7. Grup ve periyotlarını belirleyiniz diyor. Hemen belirleyebiliyorum çünkü hazır her şey. Kaç tane katmanı var? 1, 2. O zaman hemen diyorum ki ikinci periyot. Peki grup numarası kaç? Son katmanındaki sayıyı alıyorum ve diyorum ki 5A grubu. Magnezyuma geliyorum. Biliyorum ki katman sayısı bana periyodu verir. 3 tane katmanı var. O zaman ne olur? 3. periyot. Son katman sayısı gençler görüyorsunuz. O zaman hemen alıyorum. 2A grubu diye yazıyorum. Aynı şekilde alüminyumu alıyorum. Kaç çizgisi var? 1, 2, 3. O zaman ne diyorum? 3. periyot. Klorun da 3. O zaman onun da 3. periyot. Peki geliyorum grup numarasına. Değerlilik elektron sayısı ya da son katmanı. İkisi de aynı şey oluyor. 3A grubu. Burası da 7A grubu olur. Gelebilecek soru tipleri böyledir. Yerini belirleme, yerini bulma da bu şekildedir. Sizler de kendi kitaplarınızdan, örneklerinizden bunu geliştirebilirsiniz. Bir de burada bir soru var. Gelin buna da bir bakalım. Bana bazı elementler vermiş ve demiş ki bu elementler ile ilgili soruları yanıtlayınız. Hemen periyodik cetveldeki yerlerini buluyorum. Artık böyle uzun uzun yazmayacağım. Tek tek anlatmayacağım. Oksijenin 8 ne olur? 2'ye 6. Silisyumun 14, 2, 8, 4 kalır. Potasyumun 19 hemen yazıyorum. 2, 8, 8 ve 1 gençler. Çünkü 3. katman en fazla 8 alabilirdi. O zaman periyodik cetveldeki yeri kaçtır? 2 tane çizgisi var. Artık 2. periyot. Ne diyorum? 6A grubu. Silisyumun 14'tür. Kaç çizgisi var? 1, 2, 3. O zaman ne derim? 3. periyot. Değerlilik elektron sayısıyla da grubunu buluyorum. 4A grubu. Aynı şekilde bu tarafı da yapıyorum. Kalsiyumun 1, 2, 3, 4'tür. O zaman ne olur? 4. periyot. Grubu kaç olur? 1A grubu olur. Şimdi gelelim burada da bir tablo var. Şöyle bir tabloyu size göstereyim ama siz bunu siz kendiniz çözün. En azından pekiştirmiş olursunuz. Şöyle yavaş yavaş gidiyorum. Videoyu durdurup da yazabilirsiniz. Şu kenarındaki elementleri yazın. Bu şekilde periyot bulmalarınızı kendiniz yapın.
Gençler bu konuyla alakalı bir de şöyle bir soru gelir. Bu soru da zaten periyot bulma yerleriyle alakalıdır. Sizler de bakabilirsiniz. Bir de gençler atom numarasına bağlı olarak gelebilecek sorular vardır. Bu da nasıl? X modelini hatırlayalım. Sol üst köşede kütle numarası, sağ alt köşede proton sayısı, orta kısımda nötron sayısı, sağ alt köşede elektron sayısı, sağ üst köşede ise iyon yükü vardı. Hatta şöyle bir örnek olarak da X'i çizelim. Kısa kısa gösteriyorum kütle numarası, proton sayısı, nötron sayısı, buraya elektron sayısı gelir, buraya da artı veya eksi şeklinde iyon yükü verelim. Şimdi bakalım soruya. Diyor ki eksi 3 yüklü iyonunun elektron katman dizilimi 2'ye 8 şeklinde olan X elementinin periyodik cetveldeki yerini bulunuz. Şimdi hemen yazıyorum. X'imin bir iyon yükünü varmış değil mi? Bana eksi 3 yüklü demiş. Hemen eksi 3 yükünü yazıyorum. Ve bu şekilde olmasına rağmen demiş elektron dizilimi kaçmış? 2'ye 8. 2'ye 8. Şimdi gençler aslında eksi 3 yüklüyken toplamda kaç elektronu varmış? 10 tane elektronu varmış. Hemen o zaman buraya yazıyorum. Çünkü 2'ye 8 demek 10 tane elektron demek. Ama bana diyor ki x'i yüksüz halini yani eksi 3 olmadan önceki halini yazın diye. Şimdi 10 tane elektronum var ama ben bunun 3 tanesini almışım. Benim aslında ne kadar varmış? 7 lira varmış ya da 7 elektronum varmış diyebilirim. Peki ben yüksüz halini katman dizinini yazıyorum. 2'ye 5 değil mi? Toplamda 7 elektron oldu. Kaç tane çizgisi var? 2. O zaman ikinci periyot. Son katmanı dedik. Neyi alırız? Grup numarası olarak alırız. 5A grubu. Demek ki X elementinin nötr haliyle yeri ikinci periyodu 5A grubundaymış. Hemen şimdi öbür soruya geçiyoruz. Burada da güzel bir soru var. X elementinin atom numarası ikinci periyottaki soy gaz atomunun proton sayısından 5 fazladır. Hemen yazıyorum X elementini. Diyor ki ikinci periyottaki soy gaz atomu. Şimdi ikinci periyot soy gaz demek ne demekti? 8A grubuydu. Yani ikinci periyot demek iki çizgi. 8A grubu demekse değerlilik elektron sayısının 8 olduğunu söylüyor. Bana diyor ki X atomunun bundan 5 fazlaymış. Aslında toplamda elektron sayısı kaçmış o zaman? 10 değil miymiş? Hemen o zaman toplamda 10 olarak verdi bana. Ama bana diyor ki bununki 5 fazla. Hemen yazıyorum. O zaman kaç olur? X'inki 2, 8, 5 fazla olduğu için bir katman daha oluyor. Demek ki şu anda toplamda 15 tanesi varmış. Benden sonra da eksi 3 yüklü iyonunun elektron sayısını istiyor. Şimdi toplamda benim proton sayım 15 değil miymiş? Yerine yazıyorum. 15 tane elektronum var. 3 tane daha alıyorum. Artık elektron sayım kaç oldu? 18. Şimdi artık elektron dizilimini yazabilirim. 2, 8 ve 8. Şu anda ne diyorum? Diyorum ki o zaman elektron sayısının 18 olduğunu buldum. Periyodik cetveldeki yeri ise bu şekilde ne olur? 3. periyot 8A grubu. Yani bir periyot aşağı kaymış oluyor. Ama soru benden elektron sayısını istiyor. O zaman elektron sayısı kaç olur? 18. Gelelim şimdi başka bir soru tipine. Şurada da bazı örnekler var. Onları da bir çözelim. Şimdi bana diyor ki X eksi 3 iyonu için bazı bilgiler verilmiş ve bu bilgilere göre demiş sen bu X elementinin periyodik sistemdeki yerini bul demiş. Hemen o zaman buluyorum. Şimdi X elementimi yazıyorum. X elementim eksi 3 yüklü ve diyor ki nötron sayısı elektron sayısından 2 eksiktir. Şuraya elektron sayısı olduğunu biliyorum değil mi? O zaman nötronu elektron sayısı eksi 2 yazabilir miyim? Evet.
Nükleon sayısı 31'dir yazıyorum. Ben biliyorum ki proton sayısı da nedir? Elektron sayısından 3 eksiktir. Çünkü eksi 3 yüklüdür. Değil mi? Şimdi yerine yazabilirim. Kütle numaram neydi? Proton sayısıyla nötron sayımın toplamıydı. Proton sayım E-3'tür. Ben şöyle yerine yazayım. Nötron sayım kaç? E-2'dir. Toplamının 31 olması lazım. Çünkü bana kütle numarası 31 demiş. Hatırlayalım, kütle numarası demek aynı zamanda nükleon sayısı demek değil miydi? Ve atom ve yapısı ile ilgili konuyu çözerken dedik ki soru bize kütle numarası kaçtır diye sormaz. Nükleon sayısı kaçtır diye sorar. Ya da nükleon sayısı bu kadardır da diyebilir. O soruyla burada karşılaştık işte. Şimdi toplamı 31'dir. Hemen buradan hesaplamalarımı yapıyorum. Elektronun buradan kaç çıkıyor? 18. Şimdi ben elektronun olduğu yere 18 diye verirsem eğer, o zaman benim protonum kaç çıkar? 18 eksi 3'ten toplamda proton sayım ne oldu? 15 oldu. Bana diyor ki X elementinin periyodik sistemdeki yeri. Ben proton sayısını buldum. X artık 15 değil mi? Hemen yerine yazıyorum. 2, 8, 5. Toplamda kaç tane katmanım var? 3 katman. O zaman diyorum ki 3. periyot. Son değerlilik elektron sayısı 5'tir değil mi? O zaman 5A grubu diye yazarım. Bu durumda biz 3. periyot 5A grubu diye X elementinin periyodik cetveldeki yerini bulmuş olduk. Hemen buna benzer bir örnekte gençler burada var. Şu soruya da bir bakalım. Burada diyor ki toplam elektron sayısı, hatırlarsanız dedi ki sistem çok sever, kitaplar çok sever. Toplam elektron sayısını verin. Sadece bir tane atomunkinin işte proton sayısı ya da nötron sayısı bulmanı ister. Bu sorularla ilgili örneklerde çözmüştük bir önceki videomuzda. Şimdi bakalım diyor ki X2O4 ama eksi 2 yüklü iyonunda toplam 46 elektron bulunmaktadır. Şimdi ben bu toplam 46 elektronu cebime bırakıyorum. Ve diyor ki buna göre X elementinin periyodik cetveldeki yerini bulunuz. X'i bilmiyorum ama bana parantez içine burada ne vermiş? Bir tane oksijeninkini proton sayısını vermiş. Ben buradan elektron sayısını bulabilirim. Çünkü oksijen atomu nötr. Proton sayısı eşittir elektron sayısından. Oksijenin elektron sayısı 8 çıkar. Gençler unutmayalım, bu bir tane oksijeninkidir. Hemen yazalım. Bir tane oksijen için. Ama bana soruda bileşiği verirken ya da işte iyonu verirken diyor ki 4 tane oksijenim var. Bir tane oksijenimde 8 tane elektron varsa şöyle içler dışlar çarpımını görebilmez açına. Bir tane de 8 tane elektron varsa 4 tane de kaç olur? Hemen buradan X'i buluyorum. Aslında oksijenimde 4 oksijenimde toplamda 32 elektron var. Ben toplam elektron sayısından oksijenin elektron sayısını çıkarırsam X'i bulmaz mıyım? Çünkü benim toplam elektron sayım kaçtı? X artı oksijendeki elektron sayım. Toplam 46 elektron var. Soru bana bunu verdi. X'i bilmiyorum. Unutmayalım ama gençler, x'i 2 olarak varmış, bilginiz olsun. Ve şimdi oksijeni bulabiliyorum. X2 yazalım. Oksijeniminkini biliyorum. Oksijeniminki kaç? 32. Ama bir şey daha biliyorum. Bu iyon 2 tane elektron almış değil mi? Şuraya bir 2 diye de ekleyeyim. Şimdi 46 eşittir x2 artı 34. Buradan x2 kaç çıkar gençler? 12. Bana periyodik cetvelde x elementinin periyodik cetveldeki yerini soruyor. Ama ben x2'yi buldum. X2 12 ise x ne olur? Yarısı kadar 6 olur. Hemen x6'nın periyodik cetveldeki yerini buluyorum. 2'ye 4. Toplam kaç oldu gençler? Ne oldu? İkinci periyot. O zaman grup numarası ne oldu? 4A grubu. Demek ki X elementinin periyodik cetveldeki yeri ikinci periyot 4A grubudur. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde grupları tek tek işte bir işte metal, ametal, yarı metal, soygaz nedir onları işleyeceğiz.
Bir sonraki dersimize kadar görüşürüz.